Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle benim regex anlatırken, düzenli ifadeleri anlatırken sıklıkla kullandığım Wordle oyunundan bahsedeceğim. Wordle'ı daha efektif nasıl oynayabiliriz? Bir takım komutlarla kelime veri tabanında nasıl filtrelemeler yapabiliriz? Buna birlikte bakalım isterseniz. Öncelikle ben Wordle oyunundan bahsedeyim. Son günlerde trend olan bu oyunda amacımız her gün bize verilen 5 karakterden oluşan kelimeyi tahmin etmek arkadaşlar. Bunu yaparken 6 hakkınız var. Dolayısıyla atıyorum birinci hakkınızda kullandığınız kelimede kullandığınız bir karakter o günün kelimesinde geçiyor ve yerinde ise bunu yeşil renkte göreceğiz. Kullandığınız kelimedeki karakter günün kelimesinde geçiyor fakat bulunduğu yer farklı bir basamak ya da dizinde ise bunu sarı renk görüyoruz. Şayet kullandığınız kelimedeki karakterlerden herhangi biri günün kelimesinde geçmiyorsa burada zaten anlatıyor bize. Bunu da gri renkte göreceğiz arkadaşlar. Bir şeyden bahsetmemde fayda var. Atıyorum bir kelimede bir karakter iki kez tekrar edebilir. Dolayısıyla tahmin hakkınızda kullandığınız kelimedeki karakter bir tane ise günün kelimesinde onu tek gösterecek. Ancak iki defa tekrarlıyor ve siz iki kez bu harfi kullandıysanız ikisini de bulduğunuzu yerinde veya değil şeklinde gösterecektir. Burada tabii Türkçe bir sözlük kullanmamız gerekir. Siz bu Türkçe kelime listesini internetten bulabilirsiniz. Ben internette bir tane şöyle bir dosya buldum. Burada gördüğünüz gibi günün kelimesi 5 karakterden oluşuyor. Biz bu bulduğumuz dosyadaki kelimeleri ne yapalım? 5 karakter olanları ayıklayalım. Önce bununla ilgili işlem yapalım. Tabii bunu bir defaya mahsus yapacağız. Hatta sizlerin yapmasına gerek de yok. Ben bu dosyadaki 5 karakterli kelimeleri bir dosyaya ayıklayıp bunu sizlerle videonun açıklamasında bir adreste paylaşabilirim. Bakın indirdiğim dosya tam düzenli değilmiş. Gördüğünüz gibi rakamlar da var bu dosyada. Dolayısıyla ben önce bu rakamlardan kurtulmak istiyorum. Bu dosyadaki rakamları ayıralım. Bunu ben dosyanın içerisine bakmak için cat diye bir komut kullandım. Cat sonra dosyanın ismini yazdım. Pipe karakteriyle yukarıdaki yani buraya verdiği çıktıyı ekrana değil bir komuta gönderebilirim arkadaşlar. Bunu da cut komutuna gönderiyorum. Tire D yani ayıracım boşluk diyorum. Boşluk ayıracına göre F1 birinci field'ı al diyelim. Gördüğünüz gibi rakamlardan kurtulduk. Sadece birinci alanı aldım arkadaşlar. Sonra bunu da büyüktür deyip bir dosyaya yazabilirim. Ne olsun? Kelimeler diyelim. Kelimeler. Artık kelimeler diye bir dosyamız var arkadaşlar. Bu kelimeler dosyasında buradaki full text dosyasından farklı olarak rakamlar yok. Sadece kelimelerin kendisi var. Cat'le bakalım. Cat kelimeler diyorum. Gördüğünüz gibi rakamlardan arındırdık. Kaç tane acaba bu dosyada kelime var? Bunu da word count tireline ile saydıralım. Gördüğünüz gibi 1 milyonun üzerinde kelime mevcut. Tabii bize ne lazım? Bunlardan sadece 5 karakterli olan dosyalar lazım. Sadece 5 karakterli olan dosyaları da burada ayıklayalım arkadaşlar. Alfa diyelim. Kaç olacaktı? 5 karakter demiştik. 5 karakterli dosyaları bu kelimelerden ayıklayacağım. Bir yerde yanlışımız var. Evet, pardon, şurada bir tırnak fazla atmışız. Şu farklı şöyle. Alfa sayısal karakterlerle başlayan diyelim. Ha, bu düzenli ifadeler olacak. Evet, gördüğünüz gibi 5 karakterli kelimeleri de ayıkladık. Bunun sayısı kaçmış acaba? Word count tireline diyelim. 1 milyon 100 bin civarıydı. Bu gördüğünüz gibi 13 bine düşürdük arkadaşlar. Bunu da bir dosyaya yazalım. Ne olsun?
5 TR olsun. 5 karakterli Türkçe dosya. TR kelimeler olsun. Evet, bakalım. Şimdi bizim bu TR 5 TR kelimeler dosyasında sadece ve sadece 5 karakterli kelimelerimiz var arkadaşlar. Şimdi bunu kullanarak, bu sözlüğü kullanarak, yani bu veri tabanını kullanarak biz günün kelimesini tahmin etmeye çalışalım. Tabii burada ön izlemede de gösteriyordu. İlk abone diye örneklemiş. Abone kullanılması gereken bir kelime gibi sanki. Çünkü siz 3 tane sesli harf görüyorsunuz, içeriyor. Biz de abone ile başlayabiliriz. Ancak kullandığınız dil, biz şu anda Türkçe Wordle oynuyoruz. Farklı dillerde de bunu oynayabilirsiniz. Kullandığınız dilde hangi karakter daha fazla kelime içerisinde tekrar ediyorsa onu bu videonun sonunda onu bulmanızı sağlayan komutları da gösterebilirim arkadaşlar. Şimdi biz yine buradaki gibi abone kelimesiyle başlayalım. Siz oyun oynadığınız dilde hangi kelime fazla geçiyorsa bunu videonun sonundaki komutlarla da öğrenebilirsiniz. Bahsettiğim gibi bu 5 karakterlik dosyayı da videodaki linkler kısmına koyacağım arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Az önce yaptığım işlemleri sizlerin yapmasına gerek yok. Tabii burada kelimeleri göremiyorum. Yani bir kısmı yukarıya doğru kaydı görüyorsunuz. Hepsini aynı anda görmemiz elbette ki mümkün olmayacak. Tabii bunu sayfa sayfa alabilirsiniz. Ancak bu da çok zaman alacağı için bunu ben past komutuyla Serial diyerek yan yana yapıştıracağım. Daha fazla kelimeyi ekranda görmüş olacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi abone kelimesinden başlıyorum. Abone diyelim. Evet, güzel. Bakın, günün kelimesinde A karakteri geçiyor, E karakteri geçiyor. Ancak şu karakterler geçmiyor. Ancak A ve E günün kelimesinde olması gereken yerinde değilmiş. Güzel başlangıç oldu. Şimdi kelimelerimizi burada birinci tahminimizde aldığımız sonuca göre filtreleyelim arkadaşlar. Bunun için grep komutunu kullanacağım ben. Yani şu cat'le aldığınız çıktıyı pipe'la grep komutuna gönderebilirsiniz. İşte 5 kelimeler deyip bunu pipe grep içinde a geçenler örneğin bu şekilde yazabilirsiniz. Ancak daha kısa da yazmam mümkün. Grep İçinde A geçen kelimeleri bana ver dedim. Gördüğünüz gibi içinde sadece A geçen kelimeleri aldık. Pipe, grep tekrar. İçinde E de geçecek biliyorsunuz. Bakın içinde A ve E geçen kelimeleri ayırdık. Word count, tire line diyelim. 689'a kadar düştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada 13.000 kelimeden ayıklamış olduk. Tabi bazı yine kriterlerimiz var. Yani bunun içinde B, O, N harfleri geçmeyecek diye bunları da kısıtlayabiliriz arkadaşlar. Nasıl yapıyorum bunu? Grep farklı anlamda V koyuyorum. İçinde bu geçmesin. B geçmesin diyorum. Pipe, grep, içinde V, O geçmesin. Pipe. Tabii AND OR bağlaçlarını kullanarak daha kısa da yazabiliriz. Önce basitçe anlatıyorum. AND OR bağlaçlarını sonra gösteririm arkadaşlar. İçinde N geçmesin diyorum. Şimdi kaça düştü acaba? Şimdi kaça düştü bakalım. Word count line diyelim. Şuraya pipe koymadık. Gördüğünüz gibi tahmin hakkımız 450'ye kadar düştü arkadaşlar. Bunu paste'de bir yan yana yapıştıralım isterseniz. Yan yana yazalım. Kelimelerimiz bunlarmış. Tabii yine filtrelemeye devam edebiliriz. Nedir elimizde olan bilgi buraya göre? A ile başlayamaz, E ile bitemez, değil mi arkadaşlar? Bunu da hatta şuraya en başa onu yazayım. En başa bunu yazalım. Şöyle diyelim. Birinci karakter, ikinci 3, 4, 5. karakter. Şöyle yazalım. Şimdi birinci karakter A olsun dersek bu şekilde yazabiliriz. A ile Z arasında diyebiliriz. Birinci karakter A ya da F olsun diyebiliriz. Bakın A ya da F ile başlayanlar. A'dan F'ye başla kadar olanlar. Şimdi biz A olamaz diyoruz. Şöyle kontrol karakteri koydum. Birinci karakter A olamaz. 2, 3, 4 her şey olabilir.
Beşinci karakterde E olamaz dedim arkadaşlar. Bu dosyada tabii içinde A geçenleri de ne yapalım? Tekrar buraya yazalım. Grep içinde A geçenler. Pipe diyelim şöyle. Şimdi burayı okuyorum ben. Burayı okuyorum. Birinci karakter A olamaz. 2, 3, 4 önemli değil. Beşinci karakter E olamaz. Hangi dosyada? Bu dosyada. Şimdi bu çıktıyı al. Pipe var burada görüyorsunuz. Grep komutuna gönder. İçinde A geçenleri filtrele. İçinde A geçenleri tekrar grep'e gönderdik. İçinde E geçenleri filtreledik. Daha sonra içermeyenleri TRV karakteriyle yazdık. Şimdi kaça kadar düştü acaba? Bunu da saydıralım. Tabii bu kadar uzun yapmayacaksınız siz. Ben ara sıra word count'la sayıya bakarak hani avantajını göstermeye çalışıyorum sizlere. 239'a kadar düştü arkadaşlar. Bunlardan ne kullanalım şimdi? Bunu paste ile yan yana yapıştırabilirim. Bakın buradaki kelimelerin tamamında arkadaşlar A ve E karakteri geçiyor. A ile başlamıyorlar, E ile de bitmiyorlar. Buradan herhangi bir kelime seçip ikinci tahmin hakkımızı kullanabiliriz arkadaşlar. Bunu yan yana yapıştırmadığınızda da sayfa sayfa kelimeleri tek tek yine okuyabilirsiniz veya bunun yine sayfa sayfa alabiliriz arkadaşlar. Bakın sayfa sayfa bunu alabiliyorum. Leste sayfalıyorsanız Q karakteriyle çıkabilirsiniz. Şimdi buradan bir karakter kelime kullanalım. İşte Zafer diyorum mesela. Bakın A ile başlamıyor, E ile bitmiyor. Bakalım Zafer diyelim. Güzel. Bakın F karakterinin orta karakter olduğunu bulduk. Bu arada bir yere tıkladım herhalde. Evet. Şimdi bu kritere göre kelime listemizi daraltalım. Nasıl yazıyorum? Tabii daha sonra bunu daha kısa nasıl yazacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi kolay olması açısından ben uzun uzun yazıyorum. Şimdi geliyorum buraya. Birinci karakter A olamaz. İkinci karakter de A olamaz. Üçüncü karakter kesinlikle F, değil mi? Dördüncü karakter de E olamazmış. Evet. Şimdi bakalım kelime sayısı ne kadar düştü? Şu sondaki list'i silelim. Şöyle bakalım. Kelime sayımız gördüğünüz gibi 6'ya kadar indi arkadaşlar. Kefal, refah, sefam, vefam, vefat. Muhtemelen de kefaldir arkadaşlar bu. Bakalım. Gördüğünüz gibi kelimemiz kefalmiş arkadaşlar. Bunu avk komutuyla nasıl daha kısa yazabiliriz? Bundan biraz bahsedeyim. Gerçi şimdi kelimemizi biliyoruz ama yine sanki ilk defa oynuyormuş gibi yazabiliriz. Öncelikle abone kelimesini yazdığımı varsayıyorum. Avk komutuyla bunu nasıl filtreleyebilirim? Avk da şu şekilde kullanılır arkadaşlar. Avk dedim. İçerisinde şu kelime harf geçsin. İçinde A geçsin. 5TR kelimeler dosyasının diyorum. Bakın içinde A geçenleri filtreledim. İçinde A ve end diyorum. End bağlacını şu şekilde yazıyorum. İçinde A ve E geçsin diyorum. Bakın içinde A ve E geçenleri filtreledik. İçinde B karakteri geçmesin. End. Not'ı burada ünlemle koyuyoruz arkadaşlar. İçinde B geçmeyecek. Gördüğünüz gibi B geçmeyenleri ayıkladım. İsterseniz ara ara word count tire line ile bakabiliriz. 621'e düştü. İçinde end O geçmesin. Değil. O. 612'ye düştü. End. İçinde ne geçmesin? Ne geçmesin diyorum. 450'ye kadar gördüğünüz gibi düştü arkadaşlar. Tabii yine bunu grep'le şöyle avk'la birlikte kullanalım. Grep birinci karakteri A olamaz. 2, 3, 4 önemli değil şu anda. Son karakteri de E olamaz diyelim. Şimdi kaça kadar düştü acaba? Word count tire line diyorum. 239'a kadar düştü.
Bu kelimeleri yan yana yapıştırdığımı varsayıyorum. Past, tresel, yıl diyelim. Gördüğünüz gibi filtrelememi bu şekilde yapabiliyorum. Tabii siz sürekli bu oyun oynarken bu şekilde regex kullanacaksanız av komutunda arkadaşlar şu kısmı bir dosyaya yazabilirsiniz ve tek tek uğraşmazsınız arkadaşlar. Nano ile bir dosya açayım. Nano av file diyelim. Burada kriterimi yazıyorum arkadaşlar. İşte şunu içersin. İçinde A geçsin. And. İçinde E geçsin. V. Şu geçmesin. B geçmesin. And. İşte neydi? O geçmesin. Bu şekilde sürekli uzun uzun komut yazmak yerine kriterinizi bir dosyaya yazabilirsiniz. Bakın şimdi burayı nasıl okuyorum? A içerecek, E içerecek, V, B içermeyecek, V, O içermeyecek ve N içermeyecek. Kaydedip çıkıyorum. Ctrl X, Yes diyorum. Şimdi bakalım. Awk, tire file, awk file diyorum. Awk file. Bu dosyanın içindeki kritere göre 5 TR kelimeler dosyasını filtrele dedim. Gördüğünüz gibi içinde A geçen, E geçenleri bana verdi. Hatta o dosyadaki şeye bir daha bakalım. Awk file diyelim. Gördüğünüz gibi A içeren, E içeren ancak şu 3 karakteri içermeyenler diyebiliyorum. Cat, TR, 5 TR kelimeler diyelim. Şimdi bu dosyada arkadaşlar hangi kelimenin daha çok geçtiğini bulalım isterseniz. Bunun için ben öncelikle bir karaktere göre dosyamı satır satır yazıyorum arkadaşlar. Sonra bunu sıralayabiliriz. Pipe, sort diyorum. Böylece aynı karakterler alt alta gelmiş oluyor arkadaşlar. Bakın z, z, z vesaire geldi. Şimdi bunları unique'de sayısını bulalım. Pipe, unique, tire count diyelim. Hangi karakterden ne kadar olduğunu buldum. Tabii bunu tekrar sıralarsak sort, nümerik sırala diyorum. En fazla bizim dosyamızda A, ikinci olarak da E geçiyormuş arkadaşlar. Siz oyun oynadığınız dile göre kullandığınız alfabede yani kullandığınız dilde hangi kare harf daha fazla geçiyor bunu burada gördüğünüz şekilde hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Kelimelerinizi de buna göre seçebilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.